Microsoft'un kurucusu ve dünyanın dördüncü en zengini olan Bill Gates'in aynı zamanda Washington'dan Florida'ya 18 ABD eyaletinde tarım arazisine sahip olduğu ortaya çıktı. 242 bin dönüm arazisiyle Gates en çok araziye sahip iş insanı konumunda. Gündemi ve derinlemesine analizleri yakından takip etmek için kanalımıza abone olabilir, zil ikonundan bildirimleri aktif hale getirebilirsiniz. ABD'deki araziler üzerine yapılan son çalışmaların açıklandığı rapora göre ABD'li milyarder iş adamı Bill Gates'in 242 bin dönümlük arazileri var. 121 milyar dolarlık serveti olan Gates'in tarım arazilerine neden bu kadar çok yatırım yaptığı belli değil. Ancak bu yatırımın iklim değişikliğiyle bağlantılı olabileceği düşünülüyor. İkinci sırada 190 bin dönümlük araziyle Wonderful Company'nin kurucu ortakları da yer alıyor. 121 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin dördüncü iş insanı olan Gates'in arazilerinin en büyükleri Louisiana'da 69 bin 71 dönüm, Arkansas'ta 47 bin 927 dönüm ve Nebraska'da 20 bin 588 dönüm olarak öne çıkıyor. Gates'in çok sayıda tarım arazisine sahip olması şaşırtıcı değil. 2017'de Bill ve Melinda Gates Vakfı, Asya ve Afrika'daki düşük gelirli çiftçilerin iklim değişikliğine uyum sağlamasına yardımcı olacak araştırmaları desteklemek için 3 yıl içinde 300 milyon dolar verdi. 2018'de Gates Vakfı, Güney Asya ve Afrika'daki çiftlikler için daha fazla süt üreten ve daha kaliteli yumurta bırakan tavuk ve inekleri yetiştirmek için araştırmaya 40 milyon dolar yatırım yapacağını duyurdu. Öte yandan Peru'da bir mahkeme, Microsoft'un kurucusu Bill Gates'i, Amerikalı iş adamı George Soros'u ve Rockefeller ailesini koronavirüsü üretmekle suçladı. Peru'daki Sinsha ve Pisco mahkemelerindeki hakimler verdikleri karar sonrası tepki çekti. Rus medyasında çıkan habere göre soruşturma metninde Bill Gates, Soros, Rockefeller gibi yeni dünya düzeninin yaratıcıları dışında hiçbir dünya hükümeti, gerçek ve tüzel kişiler bu salgının öngörülebilir nitelikte olduğunu iddia edemez açıklaması yer alıyor. Peru Yüksek Mahkemesi, kararı imzalayan yargıçlara ön soruşturma açıldığını açıkladı. Bu tartışmaların hedefinde ise Bill Gates ve eşinin birlikte kurduğu Bill ve Melinda Gates Vakfı'nın küresel aşı ittifakı bulunuyor. Sosyal medyada birçok kullanıcı Bill Gates'i suçlamıştı. İnternette pek çok komplo teorisi bulunurken Bill Gates'in milyarlarca insanı mikroçiplerle izlemek için koronavirüs aşısı geliştirdiği iddiaları ortaya atılmıştı. Dünyayı etkisine alan koronavirüs salgınına ilişkin birçok teori ortaya atıldı. Koronavirüsün laboratuvar ortamında üretildiği iddiaları yeniden gündeme geldi. Peru'daki mahkeme, koronavirüs salgınının nasıl yayıldığına ilişkin inceleme başlattı. Mahkeme, COVID-19'un zengin elitlerin elinden çıktığını iddia etti. Microsoft'un kurucusu ABD'li iş insanı Bill Gates, iş insanı George Soros ve dünyanın en zengin ailesi Rockefeller'ın hatası olduğu ileri sürüldü. Diğer yandan 2020 yılına dair değerlendirmelerde bulunan Microsoft'un kurucusu milyarder Bill Gates, bu yıl kaydedilen bazı şaşırtıcı bilimsel ilerlemelerin etkisiyle 2021'in geçtiğimiz yıldan daha iyi olacağını söylüyor. Pek çok kişi 1.6 milyondan fazla insanın COVID-19 salgını nedeniyle yaşamını yitirmesi, milyonlarca kişinin işsiz kalması, yıkıcı orman yangınları ve siyasi huzursuzluklar nedeniyle önümüzdeki yılın bu yıldan daha iyi olacağını söyleyebilir. Bugün yayınladığı blog yazısında son 12 ayı eşi benzeri görülmemiş zorluklarını anlatırken gelecekte neler olabileceğine dair de fikir öngörülerini sunan Bill Gates, 2020'deki bilimsel ilerlemelerin hızını tekrar düşündüğünü düğümde şaşkına dönüyorum. İnsanlar daha önce hiçbir salgında dünyanın bu yıl COVID-19'da kaydettiğinden daha fazla ilerleme kaydetmedi. Normal şartlar altında aşı geliştirmek 10 yıl sürebilir. Bu sefer bir yıldan kısa bir süre içinde birden fazla aşı geliştirildi diye yazdı. Hem Pfizer hem de Moderna aşılarının güvenli ve COVID-19'u önlemede oldukça etkili olduğunu belirten Gates, aşıların koronavirüsün belirleyici bileşenlerinden biri olan spike proteinini hedef alarak çalıştığını
çalıştıkları için geliştirilmekte olan ve aynı işleve sahip aşıların da işe yarayacağını yazdı. Pandeminin ciddiyeti ve acil mücadele ihtiyacı nedeniyle doğal olarak rekabet halinde olan şirketlerin birlikte çalışmaya başladığına dikkat çeken Gates, örneğin dünyanın en büyük aşı üreticisi olan Hindistan Serum Enstitüsü, AstraZeneca'nın aşısının dozlarını üretiyor. Dünyanın dört bir yanındaki hükümetler, şirketler ve bilim insanları birlikte çalışmasalardı olumlu bir şekilde ilerleyemezdik. Bu küresel işbirliği önümüzdeki yıl için umut vaat etmemizin nedenlerinden biri. Bu sadece salgını kontrol altına alma vaadi değil. Aynı zamanda günümüzün diğer büyük sorunlarından biri olan iklim değişikliği için de somut adımlar atma şansımız olduğuna inanıyorum. Gates tamamen çöp olarak tanımladığı koronavirüs testlerinden de bahsederek ABD'de sonuçların gelmesi çoğu zaman günler sürüyor ve testler işe yaramaz bir hale geldi ifadelerini kullandı. Bu alandaki birkaç ilerlemeden biri, bir çubuğu burun deliğinizin derinliklerine sokmak yerine insanların sadece burunlarının ucunu temizleyerek kendi örneklerini toplamalarına olanak tanıyan bir yeniliktir diyen Gates son olarak şunları kaydetti. Koronavirüs testlerinden birini daha önce yaptırdıysanız ne kadar rahatsız edici olduklarını ve sizi nasıl öksürttüğünü veya hapşırttığını bilirsiniz. Bu sağlık çalışanları için oldukça tehlikeli ve riskli bir durum. Burnunuzdan içeri sokulan bir çubukla yapılan COVID-19 testleri yakında tarihe karışacak. Teknoloji dünyasından çıkıp en çok hayır yapan kişi Microsoft'un kurucusu Bill Gates imiş. Toplamda 41 milyar doları bulan hayır yapmış. Zaten Microsoft yönetiminden ayrılış gerekçesi de hayırseverlik faaliyetlerini öncelemesi olarak belirtilmişti. Yine ana akım medyada yer aldığına göre hayır yaptığı işler arasında AIDS, çocuk felci ve fakirlikle mücadele yer alıyormuş. Bill Gates'in hayır yaptığı diğer sektörlerin başında ise medya geliyor. Ama hayır yapılan medya bu bağışları ilan etmiyor. Buna dair eşine nadir rastlanan bir araştırma buldum ve sizinle de paylaşmam gerektiğini düşündüm. Söz konusu araştırmanın yazarı Tim Schwab'ın dikkatini Amerikan devletinden destek gören medya organı NPR'daki bir makale çekmiş. Makalede Harvard'ın Gates desteğiyle yaptığı bir deney övülüyor. Makaleye konuşan uzman, araştırma Gates destekli ve nihayet haber yapan NPR da Gates destekli. Ne âlâ memleket değil mi? Zaten bunlardan çıkan haberlerin dünyaya birebir tercüme edilerek yayıldığı ve Gates'in diğer ülkelerdeki belli medya organlarına yaptığı bağışlar da göz önüne bulundurulursa Gates aleyhinde medyada yazı çıkması uzak bir ihtimal olarak beliriyor. Bu bilgiler ışığında baktığınızda COVID-19 sürecinde Gates'in hiçbir tıbbi eğitimi ya da kamu otoritesi olmadan adeta pandemi uzmanı gibi neden dünya medyasında sıklıkla boy gösterebildiğini anlıyorsunuz. Servetinin gücüyle dünya halklarının kamuoyunu ele geçirmiş bir hayırseverden bahsediyoruz. İş böyle olunca da Gates'e dair soru işaretleri sadece sosyal medyada ve komplo teorileri sitelerinde kendilerine yer bulabiliyor. Adeta Covid'den sorumlu Dünya Bakanı gibi yansıtılan ve her yerde salgın hakkında konuşan Gates, geçtiğimiz günlerde pandeminin ancak 2022'de biteceğini söyledi. Ta 2015'te 10 yıl içinde milyonları öldürecek bir salgın bekliyorum diyen Gates'in öngörüleri genelde haklı çıkıyor nedense. Kulak verelim demiyorum ama zira dünya medyasına yaptığı hayırlar sayesinde haberdar olmanız imkansız.